Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle minik prenseslerimiz için çok güzel bir e, yelek çalışması yapacağız. İleğimizi robadan başlayarak artışlar yaparak ördüm ve e, gövde kısmında çok güzel çok kolay bir modelimizi uyguladık. Sonrasında kollarımızı beşer trabzanla süsledik. Yakasını da aynı şekilde süsledikten sonra zincir ve çiçekle e, en son işlemimizi yaparak tamamladık şöyle öncesinde açmadan bir ölçümüze bakalım daha sonra genel görüntüsüne birlikte ölçerek iyice bir net fikir sahibi olalım omuz kısmının en yüksek yerinden tutuyorum en uç kısma kadar 32 santim uzunluğunda görüyorum kol altından gövde genişliğine bakalım 28 santim gövdemizin genişliğini bir omuzdan diğer omuza da ölçtüğümüz zaman 31 santim kol altı uzunluğumuzu ölçelim kol altı uzunluğumuz ise 19 santim yeleğimiz için bir buçuk adet ip kullandım 100 gram ve 250 metre olan iplerimizden şöyle fiyongumuzu açalım bakınız yakı kısmını görmekteyiz fiyongumu açıyorum ve yeleğimi şöyle genel olarak çevirerek bakıyoruz. Bakınız çok çok güzel dilimli dilimli hoş bir görüntüsü olan çalışma oldukça da kolay. Evet hemen kolay gelsin diyelim ve bu güzel yeleğimizi sizlerle birlikte çalışmaya başlayalım. Hepinize kolay gelsin. Yeleğim için bebe ipi kullanıyorum. Tığ numarası olarak ise 2.75 mm tığ kullanıyorum. Sizler 2.5 ya da 3 numaralı tığlarla da çalışabilirsiniz. Hemen zincirimizi çekerek başlayalım. Bir tane düğümümü attım. Üzerine bölümlerimizi ayırarak örmeye başlıyorum. Şöyle ilmeğimi biraz rahatlattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane zinciri önümüz için çektim. Şimdi kolumuz için çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Kolumuzu ise 12 tane zincir olarak çektim. Şimdi arkamız için saymaya başlıyoruz. Her bölümü ayrı ayrı sayıyoruz bakınız. Arkamıza da 18 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. 18 zincirimizi de iliğimizin arkasına çektim. Tekrar diğer kolum için 12 zincir için sayıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 11 ve 12 diğer önüm için 10 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane zincirimi de çektim yeleğimin bölümlerine ayrılmış olarak zincirini tamamladım şimdi zincirimin kaç santim olduğuna bakalım şöyle tutuyorum hiç dokunmuyorum zincirimi ve şu şekilde gördüğüm zaman 26 santime karşılık geliyor zincirim zincirimizi tabi biraz rahat rahat çekmiştik ki içine trabzan yapacağımız için e, orası sıkışıp yani küçük kalmasın dar kalmasın evet şimdi üzerine trabzanlarımızı örmeye başlıyoruz bunun için bir ve iki tane zincir geri çekiliyorum ve iki zincir ilave ediyorum İki zincir geri çekildim. 2 zincir ilave ettim. Tığımın başını doluyorum. Geri çekildiğim ikinci zincire batarak ilk trabzanımı örüyorum. Zincirimizle birlikte iki tane trabzanımız oldu. Diğer zincire yani sıradaki zincirin içerisine bir trabzan daha ördüm. Her bir trabzanımızı farklı zincir yuvalarına girerek örüyoruz. 10 trabzanımızı öreceğiz. Zincirimizle birlikte 1 2 3 4 5 oldu. 6 7 8 9 ve 10. Önümüz için 10 tane hazırlamış olduğumuz zincirin içerisine yine 10 adet trabzanımı ördüm. Bir dolayıp 3 defa da tamamladım. Sayalım bakınız. 2, 4, 6, 8, 10. 10. trabzan üzerine 2 tane zincir çekiyorum. 1 ve 2. Ve tekrar tığımın başını doluyorum. Batığım yeri değil hemen yanına yanındaki zincire batıyorum ve trabzanlarımı yeniden örmeye başlıyorum. Kolum için 12 tane zincir yeri e, zincir çekmiştim trabzanlarım için. Burada 12 trabzanımı örüyorum ve üzerine zincirimizi çekiyoruz. Bakın her birisine birer birer batıyorum. Şu ana kadar 2, 4, 6 tane ördüm. 6 tane daha örelim. 12 tamamladım trabzanımı. 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. 12. trabzan üzerine yine 2 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak bu kez 18 zincir hazırladım. Arkam için bakın battığıma değil batmadığım trabzanıma. En sona battığımızı asla batmıyoruz bu sıramızda. Yeni yere batıyorum, yeni zincir yuvasına ve 18 trabzanımı birer birer zincirlerimin içerisine girerek örüyorum. 18'e tamamlayalım. Toplam 18 tane trabzanımızı örerek tamamladım. Şimdi iki zincir çekiyorum ve yeni zincir yuvasına girerek kolum için 12 tane hazırladığım yuvaya girerek birer birer trabzanlarımı tamamlıyorum. Trabzanlarımı yine 12'ye tamamladım ve son olarak 10 tane zincirim kaldı. Burası da diğer önümüz için. 2 zincirimi çekiyorum 12. trabzan üzerine ve başlıyorum. 10 tane trabzanımı birer birer zincirlerin içerisine girerek örüyorum ve robamızın ilk sırasını bu şekilde bölümlerine ayırarak tamamlıyoruz. Bundan sonraki aşamada artışlarımızı yaparak robamızı büyüteceğiz. Her bir bölüm için artışlarımız olacak ve o da omuzlarımızdan aşağıya yani yakamızdan omuzlardan gövdeye doğru artışlarımızı yaparak genişletmemizi sağlayacağız. Bakın 2, 4, 6, 8 oldu. 9 ve son olarak 10. zincir içerisine giriyorum. Ne eksik ne fazla tam olarak sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Şöyle bırakıyorum ve bölümlerine bakalım. 10 olarak önümüzü hazırladım. 12 kolumuz, 18 arkamız, tekrar 12 kolumuz, 10 önümüz bölümlerimiz tamam oldu. Şimdi üst sıramıza geçebiliriz. Üst sıramızda yine trabzanları öreceğiz. Ama burada artışlarımızla birlikte. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Son trabzanımın üzerine ve benim ikinci sıranın ilk trabzanını oluşturuyorum. Arkasını çeviriyorum. En sondaki bakın trabzan üzerinde zincir oldu. Şimdi ikinci trabzan üzerine batarak başlıyorum. Birebir Alttaki sıradaki trabzanlarımın tepesine batarak birer birer bütün trabzanlarımı örüyorum. Bir dolayıp üç çekiyorum. Bir dolayıp bakın 1, 2, 3 defa da kapatıyorum. Trabzanlarımın tamamını ördüm. Bakın alttaki trabzan sayısı kadar üstte de trabzanımız var. Altta 10 taneydi. Sayalım bakınız. 2, 4, 6, 8, 10. Birebir bütün trabzanlarımızı ördük. Şimdi e, artışımızı yaparak roba kısmını büyütüyoruz. Artışlarımızı bu zincir içerisine yapacağız. Ve yine zincir olarak arada ayrımımızı e, yaparak e, devam edeceğiz. Diğer sıralardaki artış yerlerini de hazırlayacağız. Şimdi üç tane trabzan örüyorum bu boşluğa. İlk sıramızda 3 artacağım. Diğerlerini ikişer artacağım. Bakınız bir tane trabzanımı ördüm. Doluyorum ikinci trabzanımı ördüm doladım üçüncü trabzanım ördüm toplamda üç tane trabzanımızı ördük bakın 10 tane trabzanımızı birer birer üzerlerine ördük ve bu görmüş olduğunuz kenarda ise buradaki boşlukta ise üç tane trabzan ördüm önüm için üç arttım ikinci sırada 13 tane trabzanımıza ulaştık şimdi e, bu üç artış yeterli arasını bir sonraki yer için 2 zincir çekerek hazırlıyorum ve şöyle 3 tane trabzanım sıkıştırıyorum ve buraya da kolum için 3 trabzan örerek kolumun artışını da yapıyorum 1 2 3 artışlarımızı hep eşit yapıyoruz bakınız ilk sırada üçer üçer yaptık bu sıramız bitene kadar üçer üçer artış şeklinde devam ettireceğiz 3 trabzan 2 zincir 3 trabzanım ördüm artışımı yaptım zincir içerisine şimdi ilk aşağıdaki trabzanımın tepesine batıyorum ve alttaki trabzanlarımın sayısı kadar üzerlerine birer birer trabzanımı örerek zincirimin bulunduğu noktaya kadar geliyorum artışımızı yapmıştım ve birer birer trabzanlarım ördüm son trabzanımı da gördüğünüz gibi ördüm şimdi Buradaki zincir içerisine 3 tane yeni trabzan örüyorum ve kolumun artışını tamamlıyorum. 1 2 3 3 trabzanımı ördüm. Şöyle bakalım bakınız. Önden 2 zincirden sonra 3 trabzanı ördüm. Aradaki trabzanları ördüm. Sonra buradaki zincir içerisine yeniden geldim. 3 tane daha trabzanımı ördüm. Ve şimdi arasındaki iki zinciri çekiyorum şu şekilde biraz yaklaştırıp yer hazırlıyorum ve buraya yeniden 3 tane trabzanımı artış olması için örüyorum arkamızın artışı olacak arkadaki bölüm yeleğimizin arkası için 3 trabzanımı ördüm ve bu arkadaki 18 trabzanımın hepsini birer birer örerek zincirimi olduğu yere yani bölüm arasına kadar ilerliyorum. Buraya kadar gelelim. Arkadaki trabzanlarımın tamamını ördüm. Yine zincirimin bulunduğu yere geldim. Buraya da 3 tane trabzan, 2 zincir, 3 trabzanım örüyorum. Bütün zincirlerimiz içerisinde bu sıramız için söylüyorum. 3 tane trabzan ördüm bakınız. Şimdiye kadar ördüğüm şekliyle 1, 2 zincir. Tekrar şöyle yerini açıyorum. 3 tane trabzanımı örüyorum. İkinci sıramızı üçer trabzanlarla tamamlıyoruz. Ve sonrasında yine trabzanlarımızı birer birer örelim. Bu noktaya geldiğimizde tıpkı buralarda çalıştığımız gibi 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzanımızı örelim ve sıramızı tamamlayalım. Sonunda yeniden birlikte olalım. Artışlarımı üçer üçer yaparak sıramın sonuna geldim. Bakınız başlangıç yerimizdeki döndüğümüz zincirimizi de örmeyi unutmayalım. Onun için şöyle birlikte yapalım. Bakınız şöyle tuttuğumuz zaman bir trabzanımız bir de zincirden döndüğümüz trabzanımız var. Her ikisini de örmemiz gerekmekte. Yoksa Eksik olur böyle yeleğimiz içe doğru kötü bir görüntü alır hem de trabzan kaybıyla eksilmiş olur. Şimdi burayı ördükten sonra bakınız burada trabzanımı ördüm kenardaki zincirden döndüm trabzanım ise durmakta hemen onun da tepesine batıyorum düzgün bir şekilde bunu da örerek. Sıramı tamamlıyorum. Şöyle görelim. Bakınız şu anda tam oldu. Burada 13 tane trabzanımız oldu. Görmenizi istiyorum. 3 tane zincirimi çekerek 3. sırama başlıyorum. 1, 2, 3. Ama öncesinde şöyle yere koyarak bakalım. Şöyle bırakıyorum yavaşça. Bakın nasıl hemen şekillendi. robamızın 2 sırasını örmemizle birlikte. Birinci sırada yerlerimizi belirledik. Yani sayılarını büyük örmek isteyen arkadaşlarımız buradaki 10 yapmış olduğumuz yeri 12-14 yapabilirler. Örmek istedikleri yaş gruplarını hatta daha da büyük yapabilirler. Burayı da ona nispeten eğer 14 yaptılarsa bu kısmı 16-18 yapabilirler. Eğer burası 14 ise her ikisinin toplamından iki trabzan eksik olarak da arkayı çalışsınlar. Bu önü kaç yaptılarsa 2 trabzan 3 trabzan eksik arkamız olsun. Evet şimdi 3. sıramıza başlayalım. 3. sıramızda yine bu görmüş olduğunuz şu boşluklarımızda bölüm aralarımızda artışlarımız olacak ama bu artışlarımızı bundan sonraki robamız tamamlanana kadar 2-2 olarak ör, öreceğiz. Yani 3 üç yapmayacağız. 3'ü 2. sıramızda yani ilk artış sıramız olan sıramızda ördük. Bundan sonraki sıralarımızda 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan olarak öreceğiz. 3 zincirimi çekmiştim. Örgümün arkasını çeviriyorum ve 3. sırama başlıyorum. Hemen ikinci trabzanım üzerine gelerek batıyorum. Ve birer birer ilerliyorum. Ve gördüğümüz bütün trabzanlarımızı hiç farklı işlem yapmadan robamızı ördüğümüz zaman için söylüyorum. Birer birer örüyoruz ta ki zincirimizi görene kadar. zincirimize gelene kadar ördüm. Şimdi iki tane trabzanımı bu noktaya örüyorum. Bir, aynı yere giriyorum. İki, iki tane trabzanımı ördüm. İki zincir çekiyorum. Ara zincirlerimi iki olarak çekiyorum ve tekrar aynı yuvaya iki tane daha trabzanımı örüyorum. Bir ve iki. Şöyle ördük. İki trabzan. 2 zincir 2 trabzan şimdi Görmüş olduğum trabzanlarımın tamamını öreceğim ve yine iki trabzan, iki zincir, iki trabzanımızı bütün aralarda öreceğiz. Evet, trabzanlarımı yine birer birer örerek geldim. Zincirimin olduğu aradayım. İki trabzan, 1 2 2 zincir, iki trabzanımı örüyorum. 1 ve 2 Ve sonra yine trabzanlarımı birer birer örüyorum bölümümüzü yani bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Bundan sonraki sıralarımızda da aynı şekilde geçişlerimizi yapalım. Yeterli roba ölçüsü olana kadar aralarda iki trabzan, iki zincir, iki trabzanımızı örüp ve diğer trabzanlarımızı örerek roba kısmımızı artışlarımızı yaparak büyütelim. İkişer ikişer artışlarımı yaparak robamı tamamladım. Kaç sıra ördüğümüze bakalım. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. sırama başladım. 9. sıramda artık kolumuzu gövdemizden ayıracağız. Şöyle bakalım bakınız. ikişer trabzan, ikişer trabzan her bir bölümüm için artışımı yaptım ve bu şekilde e, genişliğe ulaştı. Burası arkamız, kolumuz ve önümüz. Önümüzün tek parçası. Şimdi ilk önümü örgü yönümden itibaren trabzanlarımı örerek geldim. Artış yerinin bulunduğu noktadayım. Hemen buraya iki tane artışımı yapıyorum. 1 ve 2 iki. i̇ki artışımı yaptıktan sonra şuradaki kolumuzu şu şekilde büküyorum ve arkaya geçiyorum. Tığımın başını doluyorum. İki trabzan da buraya örüyorum. 1 ve 2 iki. i̇ki trabzanımı ördüm. Bu şekilde kolumu birleştirdim. Şimdi sırt bölgesindeyiz. Bakın kolumuz ayrıldı. Sırtımızdaki trabzanlarımızı birer birer örelim. İki artıştan sonrasında ilk trabzandan başlıyorum. ve Birer birer bir dolayıp üç defa daha örüyorum. Kolumuza kadar ilerleyelim. Trabzanlarımı arkadan örerek tamamladım. Yine artış yerime geldim iki tane trabzanım örüyorum 1 ve 2 kolumuzun bulunduğu yeri şu şekilde büküyorum ve önüm için olan trabzanlarım için örmeye başlayacağım hemen buradaki iki zincirimin içerisine girerek iki tane trabzanımı örerek önümden başlıyorum hem arkamızda ördük iki trabzan hem de önümüz için olan bölümümüzü ördük şimdi Diğer trabzanlarımızı da birer birer örerek önümüzü tamamlayalım ve bu şekilde robamız tamamlanmış olsun. Kollarımızın altından birleştirdik. Önlerimizdeki trabzanlarımızı ördük, tamamladık. Şu şekilde görülmekte bakınız. Yeleğimizin üst kısmının birleştirilmiş hali. Arkasından da şöyle görüyoruz. Altına zincir çekmedik. Direkt ikişer trabzanlarla geçişimizi yaptık. Şimdi en son trabzanımın üzerine 3 tane zincir çekerek modelime kurmaya başlıyorum. 1, 2, 3. Örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başını bir defa doluyorum. Buradaki 3 e, zincirimin üzerindeki trabzanı görüyoruz. Hemen yanındaki trabzanı atlıyorum. Sıradaki 3. trabzana batıyorum. Bakınız 1. ikinci, 3. Buraya 3 tane trabzanımı örüyorum aynı yere 1 2 ve 3 3 tane trabzanımı ördüm tığımın başını doluyorum hemen yanındaki trabzan içerisine girerek 2 trabzan da buraya örüyorum 1 ve 2 her iki trabzan üzerine toplamda 3 2 olmak üzere 5 tane trabzanımızı ördük. Şimdi buraya iki tane zincir çekiyorum ve yan tarafa geçişimi yapıyorum. Hemen yanındakine batıyorum. İki tane trabzan buraya örüyorum. İki trabzanımı ördüm zincir sonrası ve yanındaki trabzana girerek 5 tane 3 tane trabzan örüyorum. Toplamda 5 trabzan sayısına ulaşıyorum. Şöyle bakalım. 3 trabzan ördüm. Yanındakine 2 trabzan ördüm. Toplam 5 trabzan oldu. Araya 2 zincir çektim. 2 trabzanı hemen yanındaki trabzana ördüm. Ve diğer yanındaki trabzana 3 trabzan ördüm. 5 trabzan, 2 zincir, 5 trabzanımızı ördük. Evet şimdi tığımın başını doluyorum. Ve saymaya başlıyorum. 1 trabzan atlıyorum. 2 trabzan atlıyorum. 3 trabzan atlıyorum. 4. trabzanımın içerisine girip Aynı yere 3 tane yeni trabzan örüyorum. Aynı yere bir dolayıp 3 defa da çekiyorum. 3 olduktan sonra yanındaki trabzana 2 tane örüyorum. Toplam 5'e tamamlıyoruz sayıyı. 5 trabzanım olunca 1, 2 zincir çekiyorum. Hemen bir sonraki trabzanıma 2 tane yeni trabzan örüyorum. Doluyorum yanındakine giriyorum 3 tane aynı yere batıyorum 2 ve 3 şöyle bakalım 3 tane trabzan atladım dördüncüye battım aynı noktaya 3 trabzan ördüm yanındaki trabzanın içerisine girip 2 trabzan daha ördüm toplamda 5 trabzanım oldu araya 2 zincir çektim hemen yanındaki trabzana hiç atlamadan 2 tane trabzan ördüm. Bir sonraki trabzana ise yine 3 tane trabzan ördüm. Toplam 5 trabzanla oluşan gruplarımı tamamladım. Şimdi yine aynı şekilde tığımın başını doluyorum. 1 atlıyorum, 2 atlıyorum, 3 atlıyorum. Dördüncüye gelerek 3 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2 ve 3 Tığımın başını doluyorum yanındakine girerek 1 ve 2 toplam 5 oldu 1 2 zincir çekiyorum yanındaki trabzanla batıyorum birinciyi ördüm ikinciyi ördüm hemen yanındakine geçerek 3 trabzan daha örüyorum 2 3 Evet 5 trabzan, 2 zincir, 5 trabzanı bu şekilde 2 trabzan, 3 trabzan atlayıp dördüncüye batarak bu sıramızı tamamlıyoruz. Şu kolumuzun olduğu bölüme doğru da birlikte geçelim. 1 Bir atladım, 2 atladım, 3 atladım, dördüncüye battım. 3 trabzanımı ve yanına 2 trabzanımı örerek 5 toplam sayıya ulaşıyorum. 2 zincir çekiyorum. Hemen yanındakine yine iki tane trabzan. Bir sonraki trabzanımızı bakın arkadan alıyorum. Buna üç tane. Sizin sayılar farklı olabilir. Hiç önemli değil. Bu şekilde kurarak ilerleyelim. Sıramızı sona kadar 5 trabzan, 2 zincir, 5 trabzan örerek tamamladım. Ve e, ee, sıramın sonundayım. Şimdi üst sıraya geçebiliriz. Önce bitişi yapalım. Daha sonra üst sıraya geçelim. Ee, diğer tarafı zincir çekerek başlatmıştık başlarken. Bütün örgülerimiz de bu şekilde olur. Ee, sıra başında zincir. Sıra sonunda ise trabzanla tamamlarız. Sıramın başında oluyorum. Son trabzanımın tepesine gelerek batıyorum. 1, 2, 3 defa da çekiyorum. 1, 2, 3 zincirimi çekip örgümün arkasını çeviriyorum ve ikinci sıramıza başlıyorum. İkinci sıramızda şu ortada gördüğümüz iki zincirin içerisine toplamda 10 tane trabzanımızı dolduruyoruz. Altta beşer beşer ayırmıştık. Burada hepsini aynı yere örüyoruz. Tığımın başını doluyorum. Bir tane daha zincir çekiyorum. 3 tane az olabilir buraya geçeceğimiz için. Toplam 4 tane zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. Giriyorum. 1. 10 olana kadar örüyorum aynı yuva içerisinde 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane trabzanımı ördüm ortaya 4 tane zincir çekerek geçtim 10 tane trabzanı 1 dolayı 3 defa da aynı yuva içerisine ördüm. 10. trabzan sonrasında 2 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2 ve araya batıyorum. Her iki 5 tane trabzanın bulunduğu bu ara noktayı altından girerek batıyorum ve tekrar iki tane zincir çekerek tığımın başını doluyorum bu beşer beşer ördüğümüz trabzanların ortasındaki iki zincire tıpkı burada ördüğümüz gibi 10 tane trabzanım örüyorum eğer iki zincir az olacak gibi olursa kasacak gibi olursa 3 zincir çekebilirsiniz 3 trabzan ördüm 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane trabzanımı yine ördüm araya yeniden iki tane zincir çekiyorum ve batıyorum tekrar iki zincir çekiyorum tığımın başını dolayarak beşer trabzanın olduğu yere girerek aradaki iki zincirin olduğu yere girerek 10 tane trabzanımı tıpkı bu şekilde örüyorum bu sıramızda yapacağımız işlem 10 trabzan 2 zincirle araya batıyorum. 2 zincirle tekrar çıkıp diğer 2 zincirin bulunduğu bir alt sıradaki 2 zincirin bulunduğu yere girip 10 trabzanımı yuvalara dolduruyorum. İkinci sıramızı da sonuna kadar örerek tamamladım. 10 tane trabzanımı ördüm. Bitiş sırasında en son sırayı yine trabzanımızla örüyoruz. Tığımın başını doluyorum. Son trabzanımın üzerine kenardakine geliyorum. 1, 2, 3 tane de çekip bitiriyorum ve ikinci sıramızı kurarak tamamladık şimdi 1 2 3 tane zincirimi çekip örgümün arkasını çeviriyorum sıramın başını doluyorum 10 tane trabzanıma 5 trabzan olarak bölüp ortasına 2 zincir çekip 5 trabzan olarak öreceğim ama şu şekilde tığımın başını doluyorum yandan giriyorum ve başlıyorum 1 2 3 defa da örüyorum bu birinci trabzan 5'ini aynı şekilde örüyorum. 2 3. örüyorum. 4. bakın hep or şöyle ana gövdeden giriyorum. 4 trabzanımı ördüm ve 5. trabzanımı da ördüm. 5 tane trabzanımı yandan girdim. Şöyle sayalım bakınız. Buradaki kenar geçiş trabzanımız. Bunu saymıyorum. 1 2 3 4 5. Ortaya 2 tane zincirimi çekiyorum ve geri kalan 5 trabzanımı yine yandan girerek örüyorum 2 3 4 ve 5 arada herhangi bir zincir çekmiyorum diğer modelime geçerken 10 trabzanımı yine ikiye böleceğim 5 trabzan 2 zincir 5 trabzan şeklinde zincir çekmiyorum direkt tığımı başında doluyorum yandan giriyorum ve başlıyorum 1 2 3 4 ve 5 beş. 5 ördükten sonra 2 tane zincir çekiyorum geri kalan 5 trabzanımı da yine örüyorum 2 3 4 ve 5 5 trabzanı da yine ördüm bu şekilde 5 trabzan 2 zincir 5 trabzan olarak ana gövdeden değil şöyle ana gövdeden giriyorum tepeden değil ve diğer tarafa şöyle çok güzel bir çıkıntı olarak oluşturuyor modelimize güzelliği katan işlem bu oluyor şimdi beşer trabzan 2 zincir, 5'er trabzan şeklinde bütün buradaki gördüğümüz 10'lu gruplarımızı örerek sıra sonuna kadar gelelim. Evet 3. sıramızın sonuna kadar geldik. Şu şekilde bakınız çok güzel ee, yeleğimizin modelini ortaya çıkardı. Şimdi en son bitişi birlikte yapalım. Yine bitişte trabzanımızı çalışıyoruz. Tığımın başında oluyorum. Kenardaki şuradaki kenarımızı devam ettiğimiz trabzanımızın tepesine gelerek batıp 3 defada şöyle rahat bir şekilde asılarak çekiyorum ki eee yeleğimizin ön kısmı kasma yapmasın. 1 2 3 tane de zincirimi çekiyorum. Buradaki zincirimiz dörtte çekebiliriz. Şuradaki yoğun 10 tane trabzanı aynı yere örme işlemini yapacağımızda dört tane zincir çekelim ki şöyle rahat olsun yine çekme yapmasın. Tığımın başını doluyorum ve buradaki iki zincirin içerisine tıpkı bu sıramızda çalıştığımız gibi 10 tane trabzanımızı bu iki zincir içerisine dolduruyoruz ve iki tane zincir çekip araya batıyoruz 2 zincir çekip tekrar buraya 10 tane trabzanımızı örüyoruz Bundan sonraki işlemimiz ise buradaki görmüş olduğumuz yandan alarak ördüğümüz 5 trabzan 2 zincir 5 trabzan işlemi olacak ve bu işlemlerle yeleğimiz yeterli ölçü olana kadar örmeye devam edeceğiz 4 tane zincirimi çektim giriyorum bu iki sıranın tekrarıyla, eleğimizi tamamlayacağız. 10 tane trabzan, 2 zincir, tekrar 2 zincirimizi çekeceğiz. Şimdi trabzanlarımızı bir tamamlayalım. Ve sonra yeleğimizi istediğimiz boyuta gelene kadar devam ettireceğiz. 2, 4, 6, 8, 9 ve 10. 10 zincir, 10 tane trabzanımı ördükten sonra 2 zincirimi çekiyorum. Şöyle ister alttan ister trabzan içersinin nereye batmak isterseniz batıp tekrar iki tane zincirimi çekip iki zincirli yuva içerisine giriyorum. 10 tane trabzanımı bu noktaya dolduruyorum ve bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Şuradaki ikinci sırada yaptığımız işlem gibi sona kadar geliyoruz ve sonrasındaki 5 trabzan 2 zincir 5 trabzanı yandan girerek örüyoruz ve yeleğimiz istediğimiz ölçüye ulaşana kadar bu iki işlemi örerek tamamlıyoruz yeleğim yeterli uzunluk ölçüsüne gelene kadar ben örmeye devam ettim İki sırayı sürekli tekrar ettim 10 tane trabzanımı sürekli ördüm şu elimde tuttuğum bölüm sonrasında ise yandan girerek aldığım 5 trabzan 2 zincir 5 trabzan kısmını ördüm ve yeleğim istediğim ölçüye geldi şimdi kaç sıra ördüğümüzü sayalım şöyle tırtıklı bölümden sayalım 1 bunların hepsi çift olarak sayıyoruz şöyle sayalım o zaman 2 4 6 8 10 12 ve 14. 14 sıra ördüm. E, Yeleğim istediğim ölçüye geldi ve şu an bitirme aşamasındayım. En son 10 tane trabzanlarımı ördüm. Şöyle dilimi daha net ve güzel durmakta bu şekilde bırakacağım. Evet şimdi uç noktadayım. Şöyle gördüğümüz gibi. Bitişi de sizlerle birlikte yapalım. 10 tane trabzanımı örerek tamamladım. Bir defa tığımın başında oladım. Kenardaki bölüme geliyorum ve trabzanımı örüyorum şu şekilde trabzanımı örüp tamamladım bir tane de zincirimi çekiyorum buradan ipimi keserek tamamlıyorum ipimi kestim ve bitirdim şimdi ben kolumun bir tanesini sizlerden ayrıyken vaktim vardı ördüm şimdi diğer kolumuzu da aynı şekilde örelim öyle Bakınız trabzanlarımı ördüm. Beşer trabzanımı. Şimdi ipimi alıyorum. Diğer kolumuzu hemen başlıyoruz. Tığımıza bir tane düğümümü attım. Kol altına gelerek batıyorum. Tam kol altına geldim. Buraya kendimizi sabitliyoruz. Şöyle. Ve örgümüzün yönüne doğru ilerliyoruz. Sol tarafa doğru. Tığımın başını doluyorum. Hemen ilk yuvaya giriyorum. Ve başlıyorum bir dolayıp 3 defa da ördüm trabzanlarımı örmeye 3 4 ve 5 5 tane trabzanımı ördüm 5 trabzanımı ördükten sonra 1 2 iki, ikinciye gelerek batıyorum tekrar tığımın başını doluyorum 1 2 iki, ikinciye giriyorum ve 5 tane trabzanımı aynı noktaya örüyorum aynı noktaya Hepsi bakınız bir yerde. Şimdi bunun ikisini ördüm. Üçüncü, dördüncü ve beşinci trabzanımı ördüm. Beş tane trabzanım aynı e, trabzanın içerisinde. Sayıyorum bir, iki, ikincinin bu üstteki bölüme minik göz var. Bakınız minik gözün içerisine batıyorum. Tekrar tığımı başında doluyorum. Bir, iki, ikinciye batıyorum. Beş tane trabzanım örüyorum ve bu şekilde kolumuzun çevresi boyunca 5 trabzan bir sık iğne şeklinde örerek tamamlıyoruz 4 ördüm 5. ördüm ve başlıyorum 1 2 batıyorum tekrar tığımın başını doluyorum 1 2 beşer beşer trabzanlarımızı kolumuzun çevresi boyunca örerek geldim başlangıç noktamın hemen yakınındayım bakınız 5 tane trabzanımı ördüm hemen aradaki yan duran bölüme batıyorum sonrasında başlangıç yerimizin hemen yanına gelip yine ilmeğimi kaydırmak için tığımın başını gidiriyorum ilmeğimi kaydırıyorum bir tane de zincirimi çektikten sonra yine ipimizi buradan keserek kolumuzu da tamamlıyoruz iplerimizi içeriye doğru gizliyoruz Kök kestiğimiz iplerimizi içte gizleme çalışması yapıyoruz. Şöyle geriden gelerek alıyoruz ve çalışıyoruz. Şimdi yaka kısmımızı çalışalım ve yeleğimizi tamamlamaya iyice yaklaşalım. Şuradan hemen bu trabzanımızı örüp de modelimize geçtiğimiz yerin hemen dibinden başlıyorum. Şu kısımda. İpimi şöyle alıyorum bir tane zincirimi çekip düğümümü yapıyorum bir tane de sık iğnemi yapalım sağlam olsun Evet burayı sağlamlaştırdıktan sonra tığımın başını doluyorum bakın birinci trabzan sırasına değil ikinci trabzan sırasına gelerek batıyorum ve beş tane trabzanımı aynı noktaya örüyorum kaç oldu 3 oldu 4 İpimizi de gizledim bakınız altta ve 5 5 tane trabzanım ördüm. 5. trabzandan sonra hemen yandaki sıraya gelerek sık iğnemle burayı bağlıyorum, batıyorum. Ve tekrar tığımın başını doluyorum. Bir sonrakine batarak 5 tane trabzanımı örüyorum. 2 3 4 ve 5 Yandaki trabzanıma batarak sık iğneyi örüyorum. Bir yuvaya 5 tane trabzan örerken diğer yuvaya ise bir tane sık iğnemizi örüyoruz. Tekrar tığımın başını doluyorum. 5 trabzan. Tıkı koldaki çalıştığımız gibi. 2 3 4 ve 5 Bir sonrakine yine sık iğne. Sıradakine 5 tırabzan. 3 4 ve 5. 5 tane tırabzanımı ördükten sonra ilk başlangıç sırama gelerek bir tane sık iğnemi örüyorum ve bir zincirimi çekip oradan sıramı tamamlıyorum. Ve ipimi kesiyorum. Bu yönü aşağıdan başlamıştık. Bakınız diğer yönü ise yukarıdan başlıyoruz ki örgümüzün yönü düz olsun. Yukarıdan başlayalım. Orayı da aynı şekilde öreyim. Yukarıdan başlıyoruz bu yönü. İlk sıra sık iğneye, trabzanımıza yani giriyoruz. Bir tane zincir çekip sabitledim. Bir tane de sık iğne örüp sağlamlaştırdım. Tıpkı diğerinin. Alt tarafta başladığımız gibi ve ipimizi şöyle yan tarafa alıyoruz ipimizi sık iğnemizi ve yaptıktan sonra ikinci sıraya girerek 5 tane mızı bir dolayıp 3 defa da örüyoruz. 1 2 3 4 ve 5 5 tane trabzanımı ördüm. Hemen ikinci sıradaki trabzanıma gelerek sık iğnemi batıyorum. Bir sonraki sırada 5 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 3 4 ve 5 ipim e, bitti. Hemen ben bağlayıp devam ediyorum. İpimi bağladım. Hemen 5. trabzanımı da ördüm sık iğne olarak hemen yandakine batıyorum ve şöyle bağladığım noktadan ipimi de gizliyorum ve yine bir sonrakine 5 trabzan örüyorum ve bu şekilde aşağıya kadar ilerliyorum son olarak 5 tane trabzanım ördüm ve bakınız en son roba sırasındaki düz sıraya geldim. Bir tane sık iğnemi örüyorum. Bir zincir çekip buradan koparıyorum. Karşılıklı dörder dörder dilimimiz oldu. Son olarak zincirimizi çekerek yakamıza bağcıklar çalışalım. Bir tane düğümümü atıyorum. Karşı tarafın ilk bakınız ilk diliminin tam ortasına girerek başlıyorum. Sabitliyorum buraya ve buradan yeter uzunluk olana kadar zincirimi çekiyorum. Bağlayıp bir tane fiyonk atacak kadar yeterli. Şu kadar oldu. Birazcık daha devam ediyorum. Evet yeterli. Şöyle bir karış kadar ördüm ve ipimi kesiyorum. Karşı tarafa da aynı şekilde başlayacağım. İlk e, trabzanın grubunun ortasına aynı eşit şekilde zincirimi çekelim. Şöyle iplerimizi de görünmeyecek şekilde gizliyorum. Zincirim bir karış kadar. Diğer tarafında aynı ortalayarak e, eşit miktarda zincirini bu tarafa da çekelim. İki tarafın zincirini tamamladıktan sonra zincirimizin uç kısmına beyaz rengimle bir tane çiçek çalışmak istiyorum. Bakın düğümümü atıp iyice sıkıştırdım. Hemen yanındaki zincir içerisine giriyorum. Beyaz rengimi alıyorum. Ve buradan e, ipimi sabitledikten sonra çiçeğim için zincirimi çekmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 3 tane yeterli. Giriyorum yuva içerisine. Ve şöyle ipimizin de altından alıp gizleyelim. 1, 2 3 defa da çekiyorum. Tekrar 1 2 3. 2 tane trabzan, bir tane zincirim oldu. 1 2 3 tane zincir çekip aynı yere batıyorum ve birinci çiçek yaprağımızı oluşturuyoruz. Tekrar 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın başında dolayıp batıyorum. Bir tane trabzanı ördüm. İkinci trabzanımı örüyorum. 1 2 3 tane zincir çekip aynı noktaya batarak ikinci çiçek yaprağımı da oluşturuyorum. 1 2 3 zincir çekip 3. yaprağım için başlıyorum. zincirden sonra 2 tane trabzanımı örüyorum. Ve tekrar dördüncü olarak 1 2 3 tane zincirimi çekip aynı yuvaya batıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum batıyorum bu tarafa doğru da geçiş yaptım bakınız bir trabzan ikinci trabzanım için batıyorum 1 2 3 tane de zincirimi çekip aynı yuva içerisine giriyorum şöyle sıkıştırıyorum bir tane de zincirimi çektikten sonra dört tane yapraktan oluşan çiçeğimi tamamlıyorum ve ipimi buradan kesiyorum diğer tarafa da aynı işlemi yapıyorum bacıklarımın her iki çiçeğini de örerek tamamladım ve güzel bir fiyonk attım yeleğim artık kullanılmaya hazır hale geldi bir çalışmamız da bu şekilde tamamladık. ve izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.